Arkadaşlar merhaba. Subaru XV ile karşınızdayım bu sefer. XV yenilendi, makyajlandı. 2020'nin son günlerinde böyle tekrar ülkemize geldi. Ufak tefek bir makyaj operasyonunda neler oldu? Bunları anlatacağım. Teknik bilgileri anlatacağım. Teknik bilgileri videonun sonunda arkadaşlar anlatacağım. Biraz sizi sıkmayayım. En son teknik bilgilerden hoşlanan arkadaşlar videonun sonunda beklerim. Araçla ilgili bilgileri o zaman anlatalım. Şimdi makyaj operasyonunda neler değişti? Araçta ne gibi güncellemeler oldu? Onu anlatalım. Tabi yardımcım da burada. O da araçla ilgili görüşlerini bize anlatacak. Ön yüzde tampon grubumuz yenilendi. Farlar artık daha güçlü aydınlatıyor arkadaşlar. Farlar nasıl sence? Bence güzel. Şu anda yağmur olduğu için pek aydınlık görünmüyor ama bence güzel olmuş. Ön tarafa yeni kamera gelmiş. Gördün mü? Tam Subaru logosunun altında. Şöyle hemen burada. Bak şurada. Yeni kamera var. Arkada kamera vardı. Artık önde de kamera var. Ön arka park manevralarında çok rahat bir şekilde manevra yapabilirsin. Şöyle yan tarafa doğru gelelim. Detayları anlatalım. Ondan sonra aracı iyice tanıtmaya başlarız. Jantlar yenilendi. Sence elmas nasıl kesim. Jantlar? Elmas kesim galiba. Elmas kesim evet. 225-60-17 ebatında lastikler var. Üzerinde bu şekilde jantlarımız. Süspansiyonlar yenilendi. Ön arka süspansiyon artık daha yumuşak. Maalesef test aracı olmadığı için ve bir tane araç olduğu için showroom'da. O da dışarıda. Bu aracı tanıtmak zorundayız arkadaşlar. Onun için kusura bakmayın. Şöyle arka tarafa doğru gelelim. Burada detaylar güzel. Mesela şu dodiklerin sadece dümdüz yuvarlak değil de burada bir açılar verilerek ve içerisindeki desenlerin olması kalite baklava algısını şeklinde arttırıyor. Baklava şeklinde evet. Stop lambalarımız nasıl? Güzel ama LED olsaydı daha aydınlık olur, daha iyi olurdu bence. Değil mi? Evet. Bence de LED olsaydı buradan böyle boydan boya özellikle mesela burası da aydınlatılmış olsaydı bir tık daha sanki daha güzel görünürdü gibi. Sizin görüşünüz nasıl? LED olmasını ister miydiniz? Ampul var içerisinde. Şurada hatta görünüyor arkadaşlar. Ama şu kristal efekti verilmiş buralarda. Hani kötü demeyelim sadece. Çünkü bu görüntü de güzel ama LED tabii artık çoğu araçta artık LED olduğunu görüyoruz. Subaru'nda hani burada LED'e geçebilirdi. Şimdi arka tarafa doğru şöyle bakalım. Arka tarafta da kameramız var arkadaşlar. Şöyle tabii ön taraftaki gibi. Evet yardımcım kaçtı çünkü burada şöyle gördüğünüz gibi yavru köpekler de var. Onları görünce şimdi tek başıma devam ediyorum. Arka tarafa doğru da geldik. Dediğim gibi süspansiyonlar da yenilendi. Evet misafirlerimiz geldi. Bagaj bakalım bize neler vaat ediyor. Elektrikli olmayan bir bagaj kapağımız var arkadaşlar. Şöyle burada bir perdemiz var. Burayı üstü kapatabiliyoruz. Şöyle kapandığı zaman güzel. Şurası metal. Şöyle içeri doğru. Düz bir zemin. Yanlarda file yapılmamış ama filenin yokluğunu aratmayan. Çünkü burada bir göz var arkadaşlar. Buraya sallanabilecek yani dökülebilecek eşyalarımızı buraya koyabiliriz. Hem güzel çünkü burada diyelim ıslak eşyamız da olsa, dökülebilecek eşyamız da olsa burası havuz şeklinde. Bunun içerisine koyulduğu zaman herhangi bir yere dökülme riski olmaz. Şunu da düzeltelim. Gayet kullanışlı bir bagaj hacmimiz var. 386 litre hacmi. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle geniş açılarına gösterelim. Bagaj hacmimiz bu şekilde. Tek taraflı bir kolçağımız var. Diğer videolarda da söylediğim gibi iki taraflı olsa tercihim olurdu. Hem sağ elin hem sol elin kullanılan için gayet daha kullanışlı olur. Arka görüntü bayağı iyi, iri ve yüksek görünüyor. Hani kendini büyük hissettiriyor. Şöyle bence de büyük bir araç. Şöyle arka tarafına doğru geleceğim arkadaşlar. Baş ve diz mesafesini göstereceğim size. Şöyle yan görüntüsü bu. En dolu paket arkadaşlar bu araç. İki paketle geliyor. Extreme ve Exclusive. Bu araç da Exclusive. Tek motorla geliyor. 1.6. Onun detaylarını da video sonunda vereceğiz. Bu camlar karartmalı standart olarak geliyor. Şuradaki malzeme ve işçilik kalitesine bir bakalım. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Buralar deri. Şu yanlar da deri arkadaşlar. Şurada böyle bir kabartmalı karbon görünümlü malzeme yapılmış. Bayağı iyi. Şuradaki malzeme kalitesi bayağı güzel arkadaşlar. Şuralar sert plastik ama siz bunu nasıl diyeyim şu bu hareketi yapana kadar sert plastik olduğunu anlamıyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Buralar bayağı iyi. Bence sınıf standartlarının da üzerinde bir kaliteye sahip.
Şimdi Subaru'nun mesela güvenlik önlemi var arkadaşlar. Şuraya giriyor bu kilit mekanizması. Şurası. Ve yanal çarpışmalarda aracın tam stabil kalmasını sağlayan bir özelliği var. O detayları da anlatacağım. Şimdi içeriye geçelim. Baş ve diz mesafesini göstereyim. Baş mesafesi şöyle gördüğünüz gibi kaç? 3-4 parmak kadar bir mesafe var. Burada şu kadar bir mesafemiz var. Burada tabii sunroof'un etkisiyle burada bir daralma oluyor ama şurada şöyle bir alçalma var ama burada sunroof'un bittikten sonra burası tekrar yükseliyor. Şöyle bakalım. Burada hani diz mesafesi zaten efsane. Burada bir karıştan fazla bir mesafe var. Bu arada herhangi bir elektrik soketi veya havalandırma herhangi bir şey yok arkadaşlar. Bunu olmasını isterdik. Arka tarafa doğru bir havalandırma sistemi bırakılmamış. Anahtarsız giriş çalıştırma sistemimiz var arkadaşlar. Şöyle ön tarafı da gösterelim. Buraya dokunmadan sizin burası yumuşak mı sert mi olgusunu anlamıyorsunuz ama bayağı yumuşak bir malzememiş gibi hissettiriyor ki yumuşak burası. Arka taraf biraz sertti. Buralar deri kaplı arkadaşlar, turuncu dikişlerle beraber. Gayet güzel elektrikli olarak aynalar katlanabiliyor. Bayağı büyük bir kapı kolçağımız var. Güzel. Şurada da böyle gun metal bir kaplamamız var. Şuraya doğru parlak metal. Gördüğünüz gibi. Şöyle ben içine bir bineyim. Anahtarı da göstereyim Subaru'muzun, XB'nin. Şöyle bir anahtarımız var. Ortada Subaru logosu var. Buna bastığımız zaman dörtlülerimiz yanıyor. Diğerlerinde açma kapama düğmesi. Anahtarımız için arkadaşlar burada bir yer var. Şuraya koyabiliriz. Önüne doğru iki tane bardaklık yapılmış. Burada frende tutma ve X-Mod 4x4 modları seçebileceğimiz burada arkadaşlar. Düğmemiz var. Elektrikli el frenimiz burada. Koltuk ısıtmalarımız. Otomatik vitesimiz. Şuraya doğru bakarsak arkadaşlar. Burada iki tane USB ki biri 2.1 amper hızlı şarj için. Bir tane de AUX girişimiz var. Kulaklık takılabilir. Burada da şu köşede de burada da bir çakmaklık yerimiz var. Dijital klimamız. Burada bir medya ekranımız var arkadaşlar. Bayağı büyük. Hızı gayet yeterli. Ama çözünürlük bir tık daha iyi olabilir miydi? Evet. Çözünürlük daha yani böyle kare kare gibi. Şöyle daha yakından göstereyim. Biraz daha iyi olabilirdi çözünürlük. Ama hızı gayet iyi. Hız konusunda herhangi bir sıkıntı yok ki. Bu, şu an üzerinde de sıfır olduğu için arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi naylon var. Onu da çıkarmayalım. Fonksiyon tuşlarımız var. Buradan da direkt ayarlayabiliyoruz. Tam basamıyorum çünkü poşetten dolayı. Şöyle yukarıda da bir ekranımız daha var. Burada. Burada da aracın bilgilerini görebiliyoruz. İşte ne kadar tükettiğimiz, anlık tüketim, yakıt ne kadar menzil gidebileceğimiz gibi buradaki verileri de oradan görebiliyoruz. Şöyle direkt göstergelerimizi de görelim. Ön tarafta şöyle aracı bir çalıştıralım arkadaşlar. Bizi böyle bir selamlıyor. Tabii yakıtımız düşük uyarısı ve birçok uyarı şu an yanıyor. Burada şeritten çıkma yardımcısı, ön çarpışma uyarısı. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar çapraz uyarı, trafik uyarısı. Birçok uyarıyı buradan görebiliyoruz. Burada yakıt tüketimi verileri. Şöyle sola doğru gelelim hemen üst taraftan. Buradaki malzeme kalitesi arkadaşlar. Buralar yumuş yumuş yani şuralar bayağı iyi. Turuncu dikişler bir hava katmış buraya doğru. Şu bu parlak metal, gun metal diyorlar. Bayağı bir görüntüyü iyileştirmiş. Buralar bayağı bir iyi tasarım. Uğraşılmış yani belli ki. Çünkü buradan böyle geriye doğru geliyor. Bu o Insignia'da da böyleydi. Buradaki şurası içeri doğru gidiyordu. Üst taraftan doğru şöyle. Bence güzel bir tasarım. Burayı bir bütünleştiriyor. Bu tasarımları da ben seviyorum. Şuradaki karbon detaylar, sana karbonmuş gibi görünen detaylarda bir bütünlük sağlamış. Şöyle aşağı doğru bakalım. Burada bir sürü düğme var arkadaşlar. Lastik basınç sensörü, çapraz çıkış uyarısı, start stop'un off'u gibi burada birçok uyarı var. Şöyle hatta burada trip resetleme düğmesinde bu tarafa almışlar. Direksiyon aklı. Ve bir yenilik arkadaşlar artık direksiyondan kumanda geldi. Buradan da vites değişlerini yapabiliyoruz. Şuradan menü tuşlarını hatta şu kapıyı kapatalım çünkü menüyü değiştiremiyoruz. Buradan gördüğünüz gibi üst taraftan verileri değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şu aradan da farklı verilere geçebiliyoruz. Aynamız arkadaşlar burada tabii kendiliğinden kararabiliyor. Burada bakın çarpışma önleme ve şeritten çıkma ikazların düğmesi burada arkadaşlar. Şöyle sunroof'umuz var. Bunun kapağı elden açılıyor arkadaşlar. Şöyle tilt yapabiliriz bunu. Şöyle bir havalansın içerisinde. Burada da iki tane de lambamız var. Onu da göstereyim. Şurada bir ışıklı aynamız var. Bu tarafta da aynı şekilde yine ışıklı aynamız var arkadaşlar.
şöyle buraya doğru geldiğimde şurada iki tane göz var. Arkadaşlar güvenlik olarak Volvo'dan daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Subaru bazı konularda dünyanın en iyisi olduğunu söylüyor, iddia ediyor. Çünkü mesela bu önde yolu gören kamera Subaru'da çift, Volvo'da tek arkadaşlar. Araç 1.6 motora sahip tabii, 4x4. Ve bu 1.6 motor atmosferik olduğu için 114 beygirlik bir güç sağlıyor. 150 Nm da torka sahip. 0-100 hızlanması 13.9 saniye. Aslına bakarsanız bayağı bir düşük bir değer. Turbo bir motora ihtiyacı var. Maksimum hızı da 175 km. Hani maksimum hızda çok problem değil ama 0-100 hızlanması sınıfının en düşüğü olduğunu söyleyebiliriz. Tek motor seçeneği var. İki donanımla geliyor ama artısı nedir? Çok dolu arkadaşlar ve müthiş dolu, sınıfında olmayan özelliklere sahip. İçerisi buhar olmaya başladı. Ben şu kapıyı bir açayım. Ve dediğim gibi teknik anlamda çok iyi bir araç. Ağırlığı da aslında çok yüksek değil. 1425 kilo bir ağırlığa sahip. 1400 kiloluk bir romork çekme kapasitesi var. Yeni eklenen donanımlarla beraber daha da iyi oldu. İşte öne kamera geldi. 17 jantlar yenilendi. Süspansiyonlar yenilendi. İki versiyonla geliyor. 359 binde başlıyor. 399 bin lira bu içinde bulunduğumuz araç. 399 bin lira standart olarak adaptif hız sabitlemeyi sunuyor. Şerit takibi sunuyor. Mesela ışıklarda durdunuz. Öndeki araç hareket ettiği anda siz hareket etmezseniz sizi uyarabiliyor. Veya bir aracı park ettiniz. Önünüzde duvar var. Yanlışlıkla vitesi geriye takmak yerine ileri taktınız. Bir anda araç ileri fırlamak yerine ön taraftaki bu duvarı algıladığı için öne doğru hareket etmiyor. Böyle güvenlik anlamında yenilikçi güvenlik önlemleri var. İki donanımda da arkadaşlar güvenlik olarak herhangi bir ayrım yok. İki donanımda bütün güvenlik önlemleri standart olarak geliyor. Mesela işte çarpışma önleme, frenleme sistemi, çarpışma önleyici, gaz kontrolü, adaptif hız sabitleme, İşte trafikte hareket uyarısı, şerit ihlal uyarısı, dengeli süreç uyarısı, şeritte kalma asistanı gibi birçok güvenlik önlemi standart olarak geliyor. Arada ne gibi farklar oluyor? İşte geri manevra trafik uyarısı en alt donanımda yok. Otomatik uzun far fonksiyonu yok. Bir de arkadaşlar arka koltuk emniyet kemeri uyarısı alt donanımda yok. Üst donanımda geliyor. 4x4 sürekli simetrik bir 4x4. 8 yöne ayarlanabilen elektrikli sürücü koltuğu yok en altta. 6 yöne ayarlanabiliyor sadece elektrikli koltuk. Bir de elektrik ayarlanabilir sunroof arkadaşlar. Yani üst donanımda sunroof var, alt donanımda sunroof yok. Herhalde en bariz farklar bunlar. İki donanım arasında öyle aman aman bir farklar yok. Dolu bir araç arkadaşlar. Instagram'dan soru sormanızı istemiştim arkadaşlar. Instagram adresimiz de Nadir Araçlar. Oradan da takip edebilirsiniz bu arada. Hemen sorulara bakayım. Kaç motor demiş arkadaşlar. Tek motorla geliyor. 1.6 114 beygirlik atmosferik 150 Nm torka sahip olan bir motor. Başlangıç fiyatı nedir? 359 bin lira ve 399 bin lira bir fiyat aralığı var. Fiyat aralığını sormuş. Evet. Ne zaman aşırı beslemeli? Evet. Turbo motor istiyor arkadaşlar. Benim bir önceki kasası bizde vardı, çok rahattı demiş. 0-100'ü 13.9 saniye. En baz modelinde hangi donanımlar? Güvenlik donanımında standart arkadaşlar. Az önce de saydım. Bütün çarpışma önleme, adaptif hız sabitleme gibi donanımlar o fiyat içerisinde var. Tasarım olarak ben beğeniyorum. Tasarıma kaç puan verirsiniz? Bence iyi bir tasarım var. Dizel motor Subaru'da artık yok arkadaşlar. İstenirse BRZ sipariş usulü geliyor. BRZ'nin Türkiye gelişi var. Bir arkadaş da Subaru aşıktır demiş. Evet, Subaru da zannedersem Alfa Romeo gibi bayağı bir takipçi kitlesi olan bir marka. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar Subaru ile ilgili? XV'yi böyle kısaca bir anlatmaya çalıştık. XV ile ilgili görüşleriniz neler? Makyaj yaramış mı? Bu fiyat sizce nasıl? Sınıftaki diğer rakiplerine göre rekabetçi bir fiyat seviyesi var mı? Araçla ilgili yani görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Tabi izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.